Muhabir arkadaşım Mehmet Karataş bizi bekliyor. Türkiye genelinde bilim ve sanat merkezlerinin yaygınlaştırılmasıyla özel yetenekli öğrencilere daha etkin destekler sağlanacak. Bu konuya ilişkin konuyla birlikte konuşacak Mehmet. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Neler konuşacaksınız, sizi dinleyelim. Teşekkür ederim. Günaydın Cansu Bacı. Aslında İstanbul'un birçok ilçelerinde geçtiğimiz yıllarda ve geçtiğimiz kısa süre içerisinde birçok Bilsem noktasında yayınlar yapmıştık ama ifade ettiğiniz gibi artık sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir tarafında bilim ve sanat merkezleri açılacak. Peki tam olarak Bilsem'de ne oluyor ve şu an ulaşılan rakam ne ve Bilsem'in eğitim noktasında çocuklara ne gibi katkılar oluyor? Bunu da değerli yayın konuğumuza soracağız. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar bizlerle birlikte efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, Bilsem diyoruz ve Bilsem artık Türkiye'nin tüm ilçelerinde olacak. Bunun önemi nedir ve şu anda ne kadar Bilsem var diye size soralım. Efendim, bilim ve sanat merkezleri, kısaca Bilsem diye adlandırılan eğitim kuruluşları, özellikle insan sermayemizin etkin bir şekilde kullanılması için son derece kıymetli kurumlar, örgütler. Şu an itibariyle en son ulaşılan rakam Sayın Bakanımızın açıklamasına göre 379. Ve bu şeylerde yaklaşık 65 bin üzerinde öğrenci, yaklaşık 70 bin civarında öğrenci eğitim görüyor. Ve burada gene 3 bine yakın, çünkü değiştiği için, günde gün arttığı için bunlar, öğretmen var, özel olarak seçilmiş öğretmenler var. Ve 2300 civarında da, yani 2500'e doğru yükselen bir derslik sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Tabii burada özellikle hangi öğrencilerin burada daha çok hangi noktada faydaları olacak? Siz aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesisiniz de. Burada özel yetenekli çocuklar için aslında büyük bir fırsat mı olacak? Efendim şimdi özel yetenekliler bütün ülkeler için son derece kıymetli bir insan hazinesi. İstatistiklere göre minimum %1,5 ile 3 arasında, yani nüfusun o oranında olan bir kısmının özel üstün yeteneklere belli alanlarda sahip olduğu saptanmış bulunuyor. Bunu kabaca biz %2 dersek, demek ki Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyonun üzerinde özel yetenekli kişi var. Bunun yaklaşık yarısının, yarıya yakın bir kısmının da okul çağında ya da ona yakın dönemlerde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla işte deminki rakamlarımızda bizim henüz daha 100 bine ulaşmadığını Bilsemlerdeki öğrenci sayısının hesaba katarsak, demek ki daha değerlendirecek çok büyük bir potansiyel söz konusu. Şimdi Bilsemler özellikle üstün yetenekli bireylerin değerlendirilmesi, özel olarak bireyselleştirilmiş ve çok yöntemli usullerle eğitilmesi ve geliştirilmesine ve yönlendirilmesine yönelik kurumlar. Bunların sayısı hızla artıyor. Ve aslında tarihimizde bizim hepimizin bildiği Osmanlı dönemindeki Enderun mektepleri bunun tipik örneklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla burada özel yetenekliler dediğimiz bu seçkin grubun teşhisi, yani tanılanması, belirlenmesi, bunların eğitimi ve sonradan da bunların izlenmesi ya da bunlarla ilgili süreçlerin kontrolü stratejik öneme sahip olan bir konudur. Nitekim hemen burada şunu belirtelim. Cumhurbaşkanlığımızın Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulumuz ortak olarak bu konuyu ele aldı ve bir politika taslağını Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süre içerisinde zaten takdim etmiştik. Şu anda Milli Eğitim Bakanımız, daha önce sayıları birkaç yıl önce çok daha sınırlı olan ve daha az sayıda kişinin çalıştığı ve öğrencinin istifade ettiği Bilsemlerin sayısını 379'a şu anda elip uğraştığını. 379 var şu an. Evet. Ve yıl sonu itibariyle 922 ilçemizde Bilsem kurulmasının hedeflendiğini ifade ettiler. Bu son derece önemli. Özellikle Bilsemlerde ne yapılıyor diye olaya bakılırsa, bu öğrenciler aslında normal olarak okullarına gidiyorlar. Ama okul dışı zamanlarda ise, belli zamanlarda ise Bilsemlerde yeteneklerine uygun alanlarda onlar farklı değişik yöntemlerle, gene seçkin öğretim ve rehberlik kadrolarının nezaretinde ve katkısıyla eğitime tabi tutuluyor. Hocam çok çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun.
kapsamında mı eklemek istedim? Evet, burada hemen şunu söyleyelim. Bunun dışında argemler dediğimiz başka bir şey var. Özel yeteneklilere yönelik. O da TÜBİTAK'ta desteklenen bir okul modeli var. Burada şeylerimiz bizim bilsemler normal eğitim şeyi dışında, yani yan destek merkezleri, ama bu öğrencilere yönelik okullarda da özel yetenek odaları ve destek odalarının tesisi ve bunların kullanımı da son derece önemli. Öğretmen seçimi, izleme ve kontrol süreçlerine özel önem vermek gerekiyor. Çok önemli bir proje. Burada katkısı olan herkese biz teşekkür ederiz. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar bizlerle birlikteydi. Hocamız da ifade ettiği gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin tüm ilçelerinde 922 ilçede bilsem olacak ve öğrencilere bu anlamda destek verecek diyelim ve Cansay Hoca sözü tekrar size bırakalım. Mehmet Karataş'a, değerli konuğuna teşekkür edelim. Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesinin yapımında sona gelinmiş durumda. Ayrıntıları öğreneceğiz.